Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım bayramınız güzel geçmiştir. Doğruyu söylemek gerekirse açlıktan yemekten başka hiçbir şey gözüm görmedi. Video çekemedim, kusuruma bakmayın. Konumuz ucuz oyun sistemi toplamak olacaktı. Sistem parçalarını gidip alacaktım, ürün incelemesi çekecektik, kasayı toplayacaktım, oyunları açacaktık ve test yapacaktık. Uygun fiyatı yakalamanın tek yolu AMD sistem toplamaktı. AMD sistemlerde biliyorsunuz sorunlar çok olur. Biraz sorun yaşadım ve vazgeçtim. Bazen yol yakınken dönmek gerekiyor. Eğer ilerlemeye devam ederseniz daha çok masraf yaparsınız ve zarara uğrarsınız. Bu konulara dikkat ettiğim için aynı hataları tekrarlamıyorum. AMD Ryzen 3700U bir laptop almıştım. Bunda da benzer sıkıntılar yaşadım. Sizlere faydalı olacağını düşündüm. Kasa laptop kadar sorunlu olmayabilir dedim ama göründüğü gibi olmadı. Ben de vazgeçtim. Farklı bir video yapmaya karar verdim. Bu videoda neler yapacağız diyorsanız hemen anlatayım. Sistemi toplarken videolar çekmiştim. Donanımla alakalı. Bunları izleyeceğiz. Biraz sistem toplamayı göreceksiniz. Ürün alırken sıfır mı almalı, ikinci el mi almalı, hangi ürün gruplarında hangi riskler olur, hangi sıralamayla sistemi toplamamız gerekiyor, bunları ele alacağız. Bayağı kapsamlı bir video olacak. Kendinizi hazırlayın. O zaman sistemi toplarken nerelere gittim, hangi yerden hangi parçayı aldım, ikinci el aldım, sıfır aldım, hepsini detaylıca birlikte bir görelim. Olayımız şu. Bir ev alacağınızı düşünün. İlk önce eşyaları alıp sonra evi almazsınız değil mi? Evi alırsınız, tadilatını yaparsınız. Sonra yavaş yavaş eve eşyaları dizersiniz. Sistem toplamak da buna benziyor. İlk önce sistemimizin kalbi Power Supply ve dolaşım sistemi de. Power Supply yük altında sisteminize yetecek gücü vermeli, stabil çalışmalı, fazla ısınmamalı ve hatalarda kendini koruması olmalı. Burada yapmanız gereken iyi bir marka seçmek olacaktır. Ben genelde MSI markasını kullanıyorum bu aralar. Hemen bir tane göstereyim sizlere. Bu 550 Watt 80 Plus Bronze Power Supply. Şimdi bazı çok bilmişler hemen diyecek 550 watt power neye yeter ki? Şu kadarını söyleyeyim size, 13700 bir sistem yaklaşık 220 watt civarı elektrik harcar max tüketimde. Buna 260'lık bir ekran kartı taktığınızı düşünün. Bu gösterdiğim power supply bunu rahatça çalıştırabilir. Ama diyelim 750 watt bir power aldınız. Bu kesinlikle 80 plus olmalı, buna dikkat edin. Sertifikası olması power supply'lerde çok önemli. Bu sertifikanın amacını da söyleyeyim size, firma size %80 enerjiyi garanti ediyor. Kayıplar olabilir. Bu da elektrik tüketiminizi arttıracaktır. 750 wattlık bir power aldınız. Sisteminizin maksimumu 400 watt. Kullanım 150'ler civarı olacaktır. Komponentler fazla ısınmayacak ve power supply kendini fazla yormayacak. Bu sayede ne olur? Ömrü uzun olur. İleride ekran kartı upgrade yapacağınız zaman vesaire upgrade'lerde ise ikinci bir masraf yapmamış olursunuz. Eğer bütçeniz azsa 200 watt'a kadar ekran kartı tercihlerinde 550 watt veya 600 watt sizi kurtaracaktır. Bunu dikkate alın. Sahibinlere girdiğim zaman power supply'lere baktım. 750 ile 1250 lira arasına bakmam gerekiyordu. Orada da çok iyi markalar yok. Bazı ürünlere baktığım zaman kondansatör değişimi, transistör değişimi gibi yazılar gördüm. Bir kişi bunu yazdıysa 100 tane de yazmayan vardır. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bir power supply'yi test cihazıyla ya da multimetreyle ölçemezsiniz. Yük altına sokup ölçümler yapıp o yükü veriyor mu diye bakmanız gerekiyor. Ayrıca en ufak bir hatada anakartınız veya sisteminiz çöp olabilir. Anlayacağınız risk faktörü sıralamasında bir numaram power supply'dir. İlk önce bunu alırım ve çok dikkatli olurum. 1000 lira bandına ya da 1250'ye çıkmak garantisiz bir ürün için değer mi? Ve risk faktörü inanılmaz fazla. Baktığım zaman Amazon'un bahar fırsatları vardı. MSI Mac A600DN modeli. 600 wattlık power supply. 80 plus. Bronze değil bu arada. Bronze ile 80 plus arasında sanırım %5 civar bir fark olacaktır. Hangisini ucuza kapatırsanız hemen kaptırın gidin. Bu power supply'i 1600 liraya aldım. Daha sonra bir çatıyı vücuda oluşturmamız gerekiyor. Kasalara bakmaya başladım. Kasalarda MES kasalarda şöyle söyleyeyim size. 1000 lira civarının Rampage'in kasaları bulunabiliyor. Bir de dedim kendi sistemine bir kasa alayım. Belki ileride satarım. İnsanlar görünüşe önem veriyor. MSI M100R kasasını almayı tercih ettim. Fiyatı bayağı düşmüştü. Kendi sistemi bu kasaya taşırım ya da AMD sistemi bu kasaya toplarım diye düşünerek bunun da siparişini verdim. MSI 100R kasa yaklaşık 1750 civarına geldi bana. Power Supply'de 1600 civarı. Hemen Amazon'dan siparişini verdim bunları. Bu arada MSI kasa gerçekten sıkıntılı diyebilirim. Bende Zalman Z3 Plus vardı. Yaklaşık 500 liraya alabileceğiniz bir kasa. Yaklaşık 2-3 bin liralık kasalardan bile daha iyi soğutma ve stabil olduğunu size söyleyebilirim. Eğer görüntüye önem vermiyorsanız, performans diyorsanız 500 liraya bir kasayı kapın ve bu masrafı yapmayın. Aradaki farkla ne yaparsınız? NVMe veya hard
artistik boyutunu arttırırsınız. Bu size daha çok fayda sağlayacaktır. Sonra anakartlara bakmaya başladım. Şimdi anakarta bakıyorum. İkinci elleri 1750 lira. Belki 1600'e bulursunuz ama mesafe uzak olabiliyor. 2000-2200. Dedim bunun da ikinci elini almaya gerek yok. Amazon'da dolaşırken MSI 520M A Pro modelini buldum. Bu modelde Nimi slotu var ama RGB kontrolü yok. Bunu aklınızda bulundurun. Bunu da aldım. Dedim geri kalan parçaları sıfır alırsak zaten batarız. Şimdi hemen gidip bir işlemci bulmamız gerekiyordu. İşlemcilere baktığım zaman 1600-1700 aralığında tek tük işlemci vardı. Kullandığım işlemci AMD Ryzen 5 3600. Sonra Bağcılar'da bir ilan buldum. Genç bir çocuk. İşlemci bir de Rampage'in Coolmax kule tipi fan vardı bu arkadaşta. Dedim ikisi 2000 lira olur mu? Olur dedi. Çıktım yola, aldım, geldim. Hemen kendi anakartımdaki RAM'leri söktüm. Power'ımız da zaten gelmemişti ama kendi power'ımla testlerini yaptım. İşlemci sağlam. Yanımda anakart götürmem gerekiyordu. O da sıkıntı. Anakartım da gelmemişti henüz. Burada yapacağınız olay basit. Eğer risk alacaksanız risk faktörünü minimuma indirmeniz gerekiyor. Yanımda bir üteç götürdüm. Tırnaklı, ayaklı işlemcilerde genelde ayaklara bakarım. Yamulduğu zaman onarması gerçekten zor. Söktünüz mü bir daha çıkaramazsınız. Çıkardığınız zaman ayak yine kırılır büyük ihtimalle. Bu şekil işlemcimizde 2000 liraya aldık. Gereğine kaldı NIMI, RAM ve ekran kartı. Ekran kartı zaten elimizde vardı. İncelemesini çekmiştik 1070 Ti. Dedim bunu kullanırım. AMD ama Nvidia'yı da çalıştırır. Sıkıntı olmaz. İlk önce RAM aramaya başladım. RAM'leri genelde ben 8 GB 3200 MHz olanları 400 lira 350 lira civarından alırım. Yani bu aralar öyleydi. Baktım bunlarda da bir zam furyası başlamış. Arkadaşı aradım. Arkadaş dedi ki bende RAM kalmadı. Neden? Çünkü bayram sonrası büyük ihtimalle zamlar gelecek. Ben de buna göre hazırlığımı yaptım. Video çekememe sebeplerimden biri de buydu. Bütün RAM'leri satmış. Dedim NIMI mi var mı? NIMI mi var? Atladım Zeytinburnu'na doğru yola çıktım. Marmaray Zeytinburnu. Hemen NIMI'mizi de aldık. Intel 512 GB %99 sağlıkta NIMI'miz de elimizde oldu. Bunu da hallettikten sonra başladım RAM aramaya. Arıyorum ama tek parça var. 8 GB 400 lira. İki parça almam gerekiyor. İki yere gideceğim. Dolaş. Mecidiyeköy'de bir firma buldum. Firmanın ismi Elektronik Klinik. Biraz fiyatı yüksek yazmış. Dedim böyle biraz indirim vesaire. RAM'i 1000 liraya verdi bu arkadaşlar. Daha doğrusu YouTube'a gireceklermiş. Benim eski Commodore 64 kafasından bir arkadaş vardı. O yardımcı oldu. Birlikte öyle fikir jimnastiği birbirimize faydamız olabilir ileride umarım. Bu firmada sırf bilgisayar parçaları yok bu arada. Elektrikli aletler, ev aletleri, drone ne ararsanız var. Fiyatlar derseniz nasıl diyeyim size? Mesela ürünün kutusunda bir hasar var ya da kapağı açık. Bu tür ürünler var. Mesela klavyeler, mouse'lar, çok değişik ürünler var. Benim alacağım şeyler de var. Biraz para toplarsam gidip oradan bayağı bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Şimdi küçük sorunlu ürünler. Sorun derken üründe sorun yok. Kutusunda sorun olan ürünleri mesela. Bazıları yarı fiyata, bazıları %30 ucuza satışını yapıyor bu arkadaşlar. Kurumsal firma garantili ürünler de mevcut. Yani çoğu garantili. Bu fiyat pahalılığında bir hazine buldum diyebilirim. Mecidiyeköy'de saklı bir köşeye gizlenmiş. Devasa bir depo. Abone olmayı unutmuyoruz bu arada. Yorumlarla da etkileşimi arttırıp kanalın büyümesine yardımcı olun. 1000 aboneye kadar bütün aboneler özel abonem olacak bu arada. Her sorularına cevap veririm. Bir şey alacağınız zaman da yazabilirsiniz. Yönlendiririm. Dikkat etmeniz gereken şeyleri ve nasıl test yapmanız gerektiğini detaylıca anlatırım. Sıkılmazsanız eğer. Evet, NIMI'mizi 800 liraya aldık. Mecidiyeköy'deki firmadan 1000 liraya RAM'imizi aldık. Ekran kartımız mevcut. Sonra neye başladık? Sistemimizi toplamaya. Bir parça videolarını çekmiştim. Hadi birlikte izleyelim. Thank you.
Şimdi sistemimizi topladım. İlk önce dedim güzel bir şey olsun sizlere göstermek için. Eğer satacaksam dedim Rampage kasaya tekrardan bunu alırım. O şekil satarım ya da söylerim fiyatı 1000 lira fazla verir alacak olan kişi. MSI kasaya toplarım dedim. O yüzden Rampage kasayı beklemeye almıştım. Hemen sistemi taktım ve oyunları yükledim. Yüklediğim oyunlar GTA 5, Cyberpunk falan. Bir heyecanla açtım makineyi, başladım teste.